Merhabalar sevgili Ekobaşarı izleyicileri. Bugün de sizlere Ankara Subay Evleri'nden seslenmeye devam ediyoruz. Şu anda sektöründe önce bir firmaya, İlkay Otomotiv'e konuk olduk. Yanımızda firma sahibimiz İlkay Kalkan bulunmakta ve ben hemen kendisine dönmek istiyorum. Sizleri tanıyabilir miyiz İlkay Bey? İlkay Otomotiv 1994 yılında İlkay Otomotiv olarak dükkanımızı açtık, bu işe başladık. Daha önce geçmişimiz, mesleğe başlangıcımız 1983 yılında başladım. Rahmetli oldu Mustafa Beşer abimiz var. Yine mesleğin duayenlerinden. Ford bayiydi kendileri. Bu mesleği onun yanında öğrendim. Sevdim mesleği, isteyerek yaptım. İşte 13 yıldır onun yanında çalıştıktan sonra da kendi Cenab-ı Allah izin verdi. Kendi dükkanımızı açtık. 94 yılından da itibaren bu işi isteyerek, severek yaptık. Buradaki mesleğimizdeki başarılı olmamızın nedeni de nedir? Dürüstlükten ayrılmadık. İşimizi severek yaptık, isteyerek yaptık. Haset etmedik, gıpta ettik. Artı iyi yönlerini almaya çalıştık insanların, bayilerin. Bu şekilde patron. Buyurun. Yani burada da yine bu mesleği sevmemde, bu mesleğe vesile olmamda ya da bu meslekle ilgili çevre edinmemde de rahmetli Mustafa Başar abim de çok büyük katkısı var. Peki İlkay Otomotiv olarak burada müşterilerinize sunmuş olduğunuz hizmetleriniz hakkında da bilgi alabilir miyiz sizlerden? Hizmetlerimiz hakkında bizler burada 94 yılında dükkanımızı açtıktan sonra hem sıfır araba spotu yaptık, artı ikinci el araba satmaya başladık. Burada bizim müşterilerimizi günlük düşünmedik, ileri görerek düşündük. Yani müşterilerimize açık geldik, her şeyi söyleyerek temiz bir ticaret yapmaya çalıştık. Ya da mesleğimizi temsil etmeye çalıştık. Peki ileriye yönelik hedefleriniz ve projeleriniz hakkında da çok kısa bilgi alabilir miyim İlkay Bey? İleriye dönük de Allah izin verirse biz 94 yılından beri burada ticaretimizi sürdürmekteyiz. Bundan sonra Allah izin verirse mesleğimizi böyle sokak arasında değil de mesken altında değil de daha rahat, daha geniş bir yerde, aynı bir bayi gibi, plaza gibi bir yerde yapmak istiyoruz. Gelen müşterilerimiz bize de güvensin, itimat etsin, rahatlıkla alışverişini yapsın. Galerici dediğimiz zaman toplumda bir ön yargı var. Biz bu ön yargıyı kırmak istiyoruz. Bir galerici bir hata yapıyor, bütün galericilere mal oluyor. Mutlaka her meslekte çürük elmalar var. Bizler bu işimizi isteyerek, severek yapıp daha yerlere gelmek istiyoruz. Peki galerici deyince çürük elmalardan bahsettiniz. Evet. Şimdi sizi diğer firmalardan ayıran en büyük özelliğiniz nedir? En büyük özelliğimiz işimizi isteyerek yapıyoruz, severek yapıyoruz. Artı günlük düşünmüyoruz ticaretimizi, ileri düşünerek yapıyoruz. Dürüstlükten ayrılmadan işimizi yapmaya çalışıyoruz. Yani sektörde yaşamış olduğunuz sorunlardan çok kısa bilgi alabilir miyiz sizlerden? Sektörde yaşadığımız sorunlarda KDV ile ilgili sorunlarımız var. KDV dışında tramerle ilgili sorunlarımız var. İnternetle ilgili sorunlarımız var. İnternete herkes araba girebiliyor. Biz istiyoruz ki bu işi yapan, vergi levhası olan insanlar bu işi yapsın. Araba pazarlarında araba ayaküstü satılmasın. Bununla ilgili bizler istihdam yaratıyoruz, vergi veriyoruz. Bu işi ayaküstü ya da kayıt dışı yapanların olmasını istemiyoruz. Diğer sorunlar mal bulmada, yani araba bulmada sıkıntı çekiyoruz. Sorunlar olarak. Yani işi ustalarına bırakılmasını istiyorsunuz sizler. Kesin, yani biz eğer bu meslek, biz yıllardır bu işi yapıyoruz. Bu mesleği biz yapıyorsak bu işi bıraksınlar, bizler yapalım. Vatandaşımıza daha iyi hizmet edelim. Vatandaşımız sıkıntı yaşamasın. Araba alırken, satarken en azından muhatap olduğu yerden araba alırsa sıkıntısı olmaz. Yani bir sıkıntı da varsa gelir, o sıkıntıyı biz çözeriz. Peki şimdi sıkıntılardan bahsettiniz İlkay Bey sizler. Şu anda sizi izleyen izleyicilerimiz araç alımlarında nelere dikkat etmeli? Araç alırken nelere dikkat etmesi lazım? İşte biz zaten araç alırken elimizdeki arabaların internete kilometresini yazıyoruz, hatalarını yazıyoruz. Tramer'de plaka sorgulamada 54-64'e attığımız zaman arabayla ilgili bilgileri şey yapıyoruz, atıyoruz. En büyük şey vatandaşımız araba alırken dikkat edeceği muhatap olacağı bir yerden alacak. İki, arabanın geçmişiyle ilgili bir şey olursa bunu işte 56-64'de kendisi de arabayı almadan bizden arabanın plakasını, şase motorunu alıp sorgulayabilir. Bizler diyoruz ki müşterimiz araba satarken arabamızı gösteriyoruz, hatalarını söylüyoruz. Aynı zamanda diyoruz ki bu aracı gösterin.
Bakın hoşunuza giderse öyle alın, gelin ondan sonra satış yapalım diyoruz. Bazı müşterilerimiz satış alıyor, daha sonra gösteriyor, anlamsız oluyor. Evet. Baştan hepsini sorsun, etsin, bizi izah edelim, o şekilde hani arabasını alsın. Bir de pazarlardan değil de firmalardan arabasını alsın. Peki burada kaç kişilik bir ekiple gelen müşterilerinize hizmet vermektesiniz? Biz 20 kişilik bir ekibimizle burada ekspertize arabaya bakan arkadaşlarımız var. 2-3 tane arkadaşımız var. Üçüne de baktırıyoruz. Ondan sonra arabanın gerekirse fazla söylüyoruz, eksik olmasın. Çünkü müşterimize tam söylersek, müşterimiz de geldiği zaman arabayı gösterdiği şeyler aynı çıkarsa müşteri bir güven duyuyor, itimat duyuyor. Bu bir dahaki alışverişlerimize yansıyor. Aynı zamanda geldiği zaman mesleğimizle ilgili ön yargılı olduğu için bizleri tanıdığı zaman, yerimizi gördüğümüz zaman, buradaki insanları gördü, hizmetimizi gördüğü zaman mutlu olarak ayrılıyor. Peki İlkay Bey, sizler sadece otomotiv sektörüyle mi uğraşıyorsunuz, yoksa ileriye yönelik hedefleriniz veya yaptığınız projeleriniz, hayata geçirmiş olduğunuz bir projeniz, bir hizmetiniz var mıdır? Şu anda bu zamana kadar ilke otomotiv olarak kendi mesleğimizi burada icra ettik. Bundan sonraki hedefimiz, Allah izin verirse, burada işte sokak arasında galericilik ya da mesken altında galericilik yapmak istemiyoruz. Bununla ilgili de yine mesleğimize öncülük yapmak için, mesleğimize vesile olmak için Ankara Otogaleciler Derneği'ni 23 Şubat 2015'te kurduk. Derneğimizin kurmamız amacımız mesleğimize sahip çıkmak, üyelerimize sahip çıkmak, üyelerimizi doğru yönlendirip, üyelerimize eğitim verip, hakkımızda kötü ön yargıları kaldırıp, Allah izin verirse Gölbaşı'nda bir site yapıp mesleğimizi orada yapacak arkadaşlarla beraber kurumsal bir havaya bürünüp orada bu işi yapmak istiyoruz. Peki Ankara Otogalericiler Derneği'nden bahsettiniz, evet. Şu anda bizlere. Şu an toplam kaç üyeniz var ya da bu üyelerinizin yapmış olduğu hizmetler yine Ankara içerisinde midir? Ankara Otogalericiler Derneği'nin özelliği Ankara'da bu işi yapan, vergi defası olan ve Ankara esnafı. Artı bizim arkadaşlarımız bu mesleğe sahip çıkmak için hep beraber şu anda 460 tane üyemiz var. Bu insanlarla beraber yola çıktık. İşte kooperatifimizi kurduk. Üyelerimizden para topluyoruz. Kısa bir zaman sonra inşallah Allah izin verirse de Gölbaşı'nda veya başka bir noktada site yapıp oraya taşınıp mesleğimizi orada sürdürmek istiyoruz. Bizim sadece şurada şu sıkıntımız var. Yerimizi alana kadar, yerimizi aldıktan sonra inşaatımız bitinceye kadar yerimizde kalmak istiyoruz. Bunda işte hükümetimizden, belediyemizden, sayın valimizden bunları ziyaretlerimizi yaptık. Vekillerimizle görüştük, durumumuzu anlattık. Anadolu'yu tanıtıyoruz. Biz gitmemek için derneğimizi kurmadık, gitmek için derneğimizi kurduk diyoruz. Biz bölücülük yapmıyoruz, ayrımcılık yapmıyoruz. Biz işimizi istiyoruz, severek yapacağız. İnşallah orada da bu işimizi yapıp şu andaki en büyük hedefimiz o. Daha sonraki hedeflerimizde işte mesleğimizle ilgili, KDV ile ilgili, tramvayla ilgili, internetle ilgili, mesela sahibinden.com'la ilgili sıkıntılar yaşıyoruz. Bizden yıllık aldıkları para aylık almaya başladılar. Bunlar da sıkıntılarımız. Bunun gibi daha bir sürü sıkıntılarımız var. Ya da derneğimizin kurmamızdaki amaç, müşterilerimiz bir sıkıntısı olduğu zaman derneğimizi arasın, biz onlara muhatap olalım. Üyelerimizle ilgili sorunlar olduğu zaman üyelerimizle bu sorunları halledelim. Peki yine sizler İlkay Otomotiv olarak, İlkay Bey, sadece Ankara içerisinde mi yoksa hem yurt içi hem yurt dışı bir hizmetiniz bulunmakta mı? Yurt dışı hizmetimiz yok. Şu anda yurt içinde hizmetimizi sürdürmek istiyoruz. Yani Türkiye'nin her yerine hizmet veriyor musunuz? Bizim şu anda zaten şöyle bir şeyimiz var, müşteri portföyümüz var. Yani şu anda Türkiye'nin bütün şehirlerinde tanıdığımız esnaf arkadaşlarımız var. Telefon açılır, sorulur. Bizim işler de bir borsa havasında. Çeşit çok, marka çok. Bütün bunların takibini yapmak, fiyatlar işte çeşidine göre üyelerin, o arkadaşlarımız, meslektaşlarımız bizi arar, biz onları ararız. Ya da orada satamadığı arabalar onlar bize gönderir, biz onlara arabayı göndeririz. Bu şekilde güzel bir şeyimiz var. Bir de bizim en büyük şeyimiz mesleğimizde çoğu insanlarımız da para gelmeden araba gider. Söz var, itimat var, karşılıklı güven var. Bu da birden olmuyor. Yılların verdiği. Allah itibardan geri koymasın. Tamam. Bu mesleğimizi en güzel şekilde icra edip o arkadaşlarımıza güzel bir şeyimiz var. Yani müşteri portföyümüz var. Yani para gelmeden araba gidiyor. Araba gelmeden para geliyor. Bir güven var, itimat var. Bu şekilde çalışıyoruz. Siz bu güveni müşterilerinize kurmuşsunuz o halde. Evet. Peki buradan son olarak sizleri izleyen izleyicilerimize neler aktarmak istersiniz? İzleyicilerimize yani galeriler hakkındaki ön yargıyı kaldıralım. Bizleri gelsinler, görsünler, tanısınlar. Allah izin verirse sitemizi yaparsak biz orada Ankara'da araba pazar, yani
pazar oluşturmak istiyoruz. Küçük, büyük esnaf, esnafın olduğu, yatırımcının az olduğu pazar oluşturmak istiyoruz. Orada bütün çeşitleri müşterilerimize sunmak istiyoruz, hizmet etmek istiyoruz. Orayı güvenilir bir site haline getirmek istiyoruz. Geldikleri zaman huzurlu bir şekilde alışverişlerini yapsınlar, huzurlu bir şekilde de gitsinler. Bizler de en iyi şekilde hizmet etmek istiyoruz. Amacımız bu. Peki, vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı sizlere çok teşekkür ediyoruz öncelikle İlkay Bey. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili Ekobaşarı izleyicileri, bugün de sizlere Ankara Subay Evler'den İlkay Otomotiv'den seslendik. Ben şimdilik sözü merkez stüdyolarına bırakıyorum. Hoşça kalın.